Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Ben Samet Karakaş, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lennox ekeceğimiz tarlanın hazırlığına başladık. Yani biz buna yenmiş şalgamlı diyoruz. Şu anda bu yer arpa ekiliydi geçen sene. Hasadını yaptık, sonra tarlayı sürdük. Şimdi tekeşler var tabii tarlada, sürdüğümüzden dolayı. Babam şu anda tarlaya goble çekiyor. Bu hem tekeşleri havalandırıyoruz, rüyüyoruz. Hem de toprağı hazırlamaya başladık. Zaten yapılan yerle yapılmayan yer arasında da bayağı bir fark var. İlk önceliğimiz goble çekmek arkadaşlar. Biz şalgamı nasıl yaptığımızı, hani ne gibi mücadelelerde bulunduğumuzu, hangi işlemlerden geçirdiğimizi, tarlaları nasıl hazırladığımızı elimden geldiğince işte olmadığım zamanlarda sizlere çekeceğim ve bunun da ayrı bir oynatma listesi olarak paylaşacağım kanalımda. Yani bitki gayet güzel arkadaşlar. Kışın yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra Mayıs ayında da hasadını yapıyorsunuz. Silajınız yaz başındayken hazır olmuş oluyor yani. Şalgam için tarlaları hazırlamaya başladım. İyi, başladık. Hayırlısı. Şimdi goble çekiyorsun. Tabii şimdi inceden bir önce düzleyeceğiz onu. Şu inceden çekiyorsun. Düzleyelim. İkinciye aykırılama. Biz daha sonra. Şimdi tekerlekler birazcık basık. Tabii. Tabii. Şimdi biraz üstten ayırıyoruz onu, düzlesin. Yeri sürmüştük. Arpa ekiydi tarla. Kaldır. Bu gobleden sonra ne gibi işlemler yapacağız? Bir ay sonra çekeceğiz onu. Ondan sonra gübreyi atarız. Hangi gübreyi atacaksın baba? 20-20 var elimizde, onu atacağız. Dekara kaç kilo atmayı düşünüyorsun? Şu anda 25 kilo atacağız. Çünkü gübre aldık ama daha gelmediği için önce gübreyi atacağız. 25 kilo atacağız. Dekara 25 kilo atacağız. Dekara 25 kilo gelecek. Sonra ekme hazır olacak. Sonra düşünüz biraz tekeşli. Bir merdanı çekeceğiz. Merdanenin üstüne bir daha tırmık çekeceğiz, kabartacağız. Bu sene ekili şeklini değiştireceğiz. Her zaman merdanenin üstüne ekiyorduk. Şimdi ters yapacağız, tırmığın üstüne ekeceğiz. Sonra ekildikten sonra herhangi bir merdanı çekeceğiz. Merdanı çekeceğiz. Tersini yapacağız. Çok üstte kalıyor diyerek öyle deneyeceğiz. Aslında tohum da küçük. Küçük olsun. Ama bu sene öyle deneyeceğiz yani. Bu şansımız öyle deneyeceğiz artık. Nasıl ismi? Öyle yapacağız. Geçen sene böyle yapsaydık balığımızı daha iyi çıkarırdı. Şalgam bitkisi genel anlamda güzel bir bitki. Yani bu sene 6. kez ekeceğiz yani. 6. yılımız. Biz Mısır'dan ilhamla ettirdi bizim domuzlar. O yüzden hani şeye geçtik. Şalgama geçtik. Çünkü Mısır tam artık böyle bir şeyler dolduruyor. Taneler kendini doldurmaya başlıyor. Su devresinde daha yapmak zorunda kalıyoruz mecbur. Çünkü domuzlar her gece baya böyle
dönüm araziyi yiyebilecek kapasiteye sahip bir hayvan yani. Çok zararcı bir şey. Bir tane mısırı geliyor, alıyor, kırıyor. Koçradan bir kez ısırıyor, gidiyor. Ondan sonra başka bir mısırı kuruyor. Yani tarlayı dümdüz ederler, sabah bir bakarsınız tarla dümdüz olmuş. Öyle bir hayvan. Veya siz tarlanın yan tarafından böyle bakarsınız yastıkla, bana çok güzel, iyi, domuz girmemiş falan. Ortaya bir girersiniz, ortaya böyle talan etmişler. Öyle bir hayvan. Çok zararcı bir malum. Sana illallah ettiriyor yani. O yüzden mısır ekmiyoruz. Onun yerine şalgam ekiyoruz yani. Bilen olsa diyebilirsiniz. Yani şalgam. Çiçekler üstünde yaptık arkadaşlar şeyi, şalgam tamam, iyi hoş ama bir su akıyor her yerden, böyle kapkara sular falan akıyor yani. Aslında yaptığımız şey yanlışmış. Sonra nasıl olması gerekiyormuş onu araştırdık, ona baktık. Yani alt yaprakları arkadaşlar kurumaya başladığı zaman bitki nedir? Artık büyüme evresini durdurmuş, solmaya geçiyor. Yani bitmiş yani artık. Bitki büyümeyi durdurmuş, bitmiş demek. Çiçekler de hafiften başlıyor artık dökmeye. Tam o zaman yapılması lazım. Ama bu ne zamana denk geliyor? İşte Mayıs 3 ila 10 arası diyelim. İşte Mayıs 1 ila 10 arası diyelim. Hadi bir 10 günlük bir zamanda diyelim. O zamanlarda ilkbahar yağmurları yağıyor. Ya çok erken yapacaksınız, bu sefer bitki büyümemiş, içerisinde suyu var. Solmamış yani, suyu çekmemiş bitki. Ya da bekleyeceksiniz, yağmurdan sonra yapacağım diyeceksiniz. Yağmurlar da çok yağdı diyelim. Bizim bu sene olan anlatıyorum. Yağmurlar da çok yağdı. Birkaç gün boyunca, bir hafta boyunca yağdı yağmur. Ne oluyor? Bitki yok yani, büyümüyor artık o yağmurlar yağsa ne olur? Sen bekliyorsun, yerler kurusun da ben artık silajı yapayım diye. Tamam. Bir bakıyorsun tarlaya, ne yaprak kalmış, ne çiçek kalmış, ne bir şey. Sadece bitkinin gövdesi, kupkuru bir dal yani. O şekilde kalmış. Hal böyle olunca ne oluyor? Şey oluyor yani, sopalaşmış oluyor. Yani bu istenmeyen de bir durum. Öyle de olmaması lazım. Yani şalgam bitkisinin tam hasadını yapılacağı zamanda şu ilkbahar yağmurlarının yağım zamanı, işte yağış zamanı iyi ayarlanması lazım. Hani nasıl bir planı yapmamız gerekiyor, nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, bunun analizinin çok iyi yapılması lazım. Çok zor yani. Bölgenizde o zaman aralığında yağışlar düşmüyorsa bu bitkiyi rahatlıkla yapın, hayvanlarınıza yedirin. Ya bizim burada düştüğü seneler oldu. Mesela bu sene düşmediği seneler de oldu. Erkenden yaptığınız diyelim, bitkiyi muhakkak soldurmanız lazım. O içerisindeki suyunun çekmiş olması gerekiyor. Kuru madde oranını yakalayabilmek için. Yani biz de bu işi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Merdane ile bitkiyi yatırıyoruz. Tamamen yere yatırıyoruz. Hatta onunla ilgili videom da var. Bu sene yaptığımız işlemle ilgili. Hem ot silaj makinesinin kolayca malı yiyebilmesini sağlıyor. Silajı alabilmesini sağlıyor.
tamburlu makineyle bir işini izleyelim. O tamburlu makine bebek halinde yaptı. İyi güzel ama o silaj makinesi içerisinde vakumluyor. Ne oluyor? Bir anda makine tıkanabilir. Parçalamadan atabilir. Yani kocaman büyük büyük saplar şeklinde atabilir. Bu da ne oluyor? Silajı çiğnerken zorluklar oluyor. İçerisinde hava kalabilir. Sıkışmayabilir. Çürütebilirsiniz silajı. Yani tam doğru bir silaj olmaz. Biz bunun çözümünü merdane ile çiğneyerek bulduk arkadaşlar. Merdane ile çiğniyoruz ama ona göre. Yarısını mesela böyle çiğniyoruz. Yarısının yapraklarını bu tarafa atıyoruz. O da şöyle dönerli biçiyoruz ya. Yapraklarından köküne doğru gidiyor silaj makinesi. Yani onu o şekilde ayarlamanız lazım. Yaprakları yatarının yarısını yapraklarından yiyecek şekilde bu tarafa doğru giderken diğer yarısını da bu taraftan gelirken ayarlamanız lazım. Bir tamam atabilirim. Dilimin döndüğü kadar. Yani merdaneyle yaptığınız sabahta yarısı gidiyorsunuz. Tabi o zamanlarda çiğ falan da düşüyor. Çiğin kalkmasını bekleyeceksiniz. Çiğ kalktı. Baktınız tarlaya. Aldınız bitkiyi, kopardınız. Şöyle buruşturacaksınız. Sonra kolunuza yapın arkadaşlar. Eğer kolunuzu yeşil yapmıyorsa biçim için hazırdır. Ya az biraz yapıyorsun. Tarlanız büyük diyelim. 25-30 dönüm. Büyük bir tarla. Yani bir gün boyunca sürecek. Yapmanız. Şimdi çok da kurutursanız da olmaz. Hafiften boyuyor mu? Başlayın sabahta. Öğlen zaten sıcağına başlayacak. Yani çiğ kalktı dedim saat 10'da 11'de. Öğlen sıcakları gelecek zaten. Bitki şey yapacak. Kuruyacak. Öbür o kalan hani boyatacak kadar kalan suyu gidecek aslında. O yüzden hani o kadar çok önemli değil ama buna dikkat edin. Mesela bizim ilk sene akan su, bunu öğrendikten sonra hiç su attırmadı. Hiç su atmadı. Bu da güzel bir şey. Yani suyun akması demek bitkinin, yani silajın içerisindeki proteinlerin akması demek. Yani biz bu silajı niçin yapıyoruz? Proteini için yapıyoruz. Çünkü hayvanlar bundan proteini alacak ki sütü çevirecek. Bunun için yapıyoruz biz. Yani buna dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani o zaman da bitki ne çok yaş yapacaksınız ne de çok kuru yapacaksınız. Dediğim gibi biz merdanelerle, merdaneler çünkü bitkiyi böyle patlatıyor yani. Suyunu çıkartıyor. O bakımdan çok güzel. 16 saatte, 17 saatte işlem tamam yani oluyor. Hadi 24 saat bekle yani. Geleceğiz artık. Bir de şalgam bitkisi kükürtü çok seviyor arkadaşlar. Kükürtlü gübreler atabilirsiniz. Başka aklıma geldikçe bildiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten önümüzde bayağı bir uzun bir zaman var. Allah nasip kısmet ederse sizlere elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar ne gibi işlemler yaptık, hangi gübreyi attık, ne oldu, bitkinin durumu ne? Hep böyle aralarda videolar paylaşmaya çalışacağım. Hep aktaracağım sizlere. Kışın yetişiyor, domater diyor, gübresini at, tohumunu ek, güzel çıksın, gübresini at, ondan sonra gel Mayıs ayında hasadını yap, tamamdır. Arkadaşlar, traktör içinden şimdi domates işlemine devam ediyoruz. Ben aldım, babam gitti eve doğru, yemek falan filan yiyecek. Hayvanlara falan koyuyoruz, akşam saati oldu. Babam zaten şöyle uzunlamasına falan çekti. Ben de şimdi yanlamasına çekiyorum. Çünkü bu sene yağmurlar hiç yağmadı. Bir tarlaya sürdük ama hani tekeşler hiç yumuşamadı. Hep büyük tekeşler kaldı. O yüzden onları böyle bayağı bir parçalamaya çalışıyoruz.
kadar tekerlekler kaldırıp batabildiği kadar batıyor taslar. Ama şu anda bu uzunlamasına yaptığımız işlem daha iyi kıyıyor arkadaşlar. Daha iyi yapıyor. Çünkü hatta kalan yerler oluyor falan, onları tekrar geçeceğim. Şuralarda falan çok dikeşler var. Bir an önce hazırlamamız lazım. Gün bitti yani, bir gable işlemiyle günü bitirdik. Sonra daha aysan çekeceğiz. Gübre atacağız. Merdane çekeceğiz, tırmık çekeceğiz. Daha çok işlemler var arkadaşlar. Yarına kadar yetişmesi lazım. Kamerayı şuraya sabitleyeyim dedim de çok sallanıyor, bir de güneş vuruyor. Bantus tutmadı arkadaşlar. O yüzden böyle çekim yapmaya çalışıyorum. Bayağı da sallanıyor. Görüntü titriyor, kusura bakmayın. Bu sene bu görmüş olduğunuz tarlaya gideceğiz arkadaşlar. 10 dönüm burası. Bu tarlaya gideceğiz. Geçen sene ektiğimiz tarlalara, yani tarladaki yere ekmeyeceğiz. Buraya ekeceğiz. Daha önce zaten buraya ekmiştik şalgamı. Hatta ilk buralarda denedik. Bu tarlada falan denemiştik. Karşıdaki tarlada denemiştik ilk. Orası da bir 5 dönüm kadar falan. Yine ilk yaptığımız yerlere doğru geldik yani. Bu tarlada yapacağız. İnşallah tohumu tutturabiliriz. Geçen sene çıkışında mahsulü sıkıntılar yaşandı. Bakalım, yağmur falan diyormuş burada yarın akşama. Şu anda zaten tam ekim zamanı. Biz de mahsulü ekelim ki çıkartalım bir an önce. Kışa tam zamanında girmiş olsun yani. Sıkıntı yaşamasın kışında. Eğer don olursa veyahut da kura geçerse falan formunda girsin yani bitki. Yani devam arkadaşlar. Bakalım. Yetiştirebilecek miyiz yarın öğlene kadar? Ben de yarın yokum. İşe gideceğim. Bazı aşamalarını size çekemeyeceğim ama babam anlattı videonun başında nasıl yapacağını. Az biraz anlamışsınızdır zaten hani ne gibi işlemlerden geçtiğini. İşlem. Aykırılama çektiğimiz için şey oluyor, setlerden falan atlıyoruz ya, o yüzden mesela burada çukur var, onu da maysanlarla falan kapatacağız. Bu bitkiyi yaparken arkadaşlar hani o silaj makinesi ne kadar küçük parçalıyorsa o kadar güzel. Hani ne kadar masa silajını yapıyoruz ya, ne kadar küçük oluyor onun gibi düşünün. Bunu o silaj makinesi ne kadar güzel parçalayabiliyorsa o kadar güzel sıkışır, o kadar da güzel silaj olur. Şalgamın tam olarak ekim zamanı Mayıs ayına falan geliyor arkadaşlar. Ondan sonra hani Mayıs'ın 1'i ile 10'u arası diyelim hadi. Tam o zamanda
şu ilkbahar yağmurları falan yağarsa haliyle yapamıyorsun. Yapamadığın için ne oluyor? İşte bitki geçe kalıyor. Geçe kalınca yapraklarını döküyor. Bitki kuruyor diyelim. Bu sefer sap gibi böyle şey oluyor. Nasıl derler? Böyle odunlaşıyor yani bitki. İyice kuruyor, odunlaşıyor. Bu da istenmeyen bir durum. Böyle olmaması lazım. Yani eğer tam doğru bir zamanda yakalayabilirseniz biçmesini, o da nasıl tam doğru zaman olur arkadaşlar? Bitki artık alt yaprakları kurumaya başladıysa, ama çiçekler üstünde, başlıyor hemen hemen yavaş yavaş dökmeye, alt yaprakları da kuruyor. Aslında o zaman tam olarak doğru bir hasat zamanı, yani biçim zamanı. Daha fazla geçirmemek gerekiyor. Hem silajın verimi artıyor, hem de kalitesi artıyor. O zamanlar yapınca. Çünkü az biraz geçiriyorsun, yağmurlar yağdı diyelim, geçirmek zorunda kaldın, geç kaldın. Bu sefer silaj verimi de düşüyor, artı kalitesi de düşüyor. Sopalaşmış bir mal kalıyor yani. Arkadaşlar, uzunlamasına ve aykırı olarak çektik. Şu anda bitti. Tarladan çıkıyorum. Evet. Artık merdanede çekeceğiz. Saysanla çekeceğiz. Ama yerde bayağı bir değişim var arkadaşlar. Şimdi şu çekerden çıkalım. Bu videomun burada sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğenme tuşuna ve kanala abone değilseniz de yine alttaki abone ol butonuna basıp bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.